İşte karşınızda. Şık gözlü. İddia belirtiyor. Evet sevgili bahis severler. Evet sevgili futbol severler, 29. hafta Spor Toto bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu arada aramızda yine 15 bilen bir arkadaşımız var. İsmini verip vermeme konusunda kendisi bir şey demedi ama yönetmen İttabilir TV kanalımızda 28. hafta yayınlanmıştı biliyorsunuz. O videomuzun altına yazmış. Kendisi bize teşekkürlerini iletmiş. Biz de estağfurullah diyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz. 15 bilen 21 kişiden biri bizden yani. 230 bin civarı tabii fazlası var bunun içinde. 14'ler 13'ler olduğu için Toto ile ilgili yine bilmediğiniz, öğrenmek istediğiniz ayrıntılar varsa aranızda bilmeyen yine şuradaki kartta çıkan videoda birçok ayrıntıyı anlattık. Oradan izleyebilirler bilmeyen dostlarımız. Biz tabii burada sizlere fikir veriyoruz, yorumlarımızı yapıyoruz. Şöyle de olabilir, böyle de olabilir diye tabii birkaç maçı değiştirmeniz gerekiyor. Benim sürpriz aradığımda siz favoriye gidersiniz. Benim favoriye yöneldiğimde siz sürprize gidersiniz. Bu tür bazı tercihleri değiştirerek arkadaşımıza da sonuçta tamamen 15'i ben söylemedim. O da kendi tercihlerine birleştirip aynı fikirde olduklarını yazıp birkaç maçı da değiştirip 15'i bilmiş. 14 bilen de 626 kişi 2000'e yakın para kazanmış. 13 bilen 8500 küsür kişi 135 civarı, 12 bilen 65.000 küsür kişi de 20 küsür lira para kazanmış bu hafta. Geçen hafta bir de şöyle bir şey oldu tabii. Ben 6-7 tane en az beraberlik olur diyordum ama 4 tane sanırım beraberlik çıktı. Onun dışında tam 6 tane 2 5 6 tane ev sahibi takım kazandı. Beraberlik beklediğimden az oldu yani. Şöyle bir baktığımızda da biz de yine birçok beraberlik denemiştik. Yanına bir şeyler yerleştirmiştik ve bizim de anca 9'da mı 10'da mı ne kaldı sanırım. Ama biz tabii bütçesi olanlara ayrı tercihler öneriyoruz. Olmayanlara ayrı tercihler öneriyoruz. Bu haftaki tercihlerimize bakacak olduğumuz zaman yine ilk maçımız Alanya Spor Beşiktaş'la başlıyor. Ve 28'inde Cuma günü ilk maç bu olacak. Her zaman bütçesi olanlara biliyorsunuz ilk maçı kapatmalarını öneriyorum ben. Cuma'dan ilk maçtan yatmamaları adına. O yüzden bu maçı da yine bütçesi olan olmayan herkese kapatmalarını önereceğim. Ama en az iki tercih yapmalı düşük bütçeli oyuncak arkadaşlarımız da. Alanya Spor son zamanlarda formda olduğunu söyleyebiliriz. Kaybettiği maçlarda bile gerek Gençler Birliği gerek Sivas Spor olsun pozisyona girmekte zorluk çekmiyorlar. İki maçı da 1-0 kaybettiler zaten. Birçok pozisyondan faydalanamıyorlar. Beşiktaş'ın da zaten şimdiye kadar oynamış olduğu Sergen Yalçın'dan sonra bile oynamış olduğu futbol benim anladığım kadarıyla Sergen Yalçın biz zaten gol yiyoruz belli ki defansımız ve kalecimiz iyi değil. Bari hücum yapalım diye biraz daha önde baskı yaparak daha çok hücumu düşünen bir takım yarattı. Evet golleri de atıyorlar ama Trabzonspor maçını kaybetmeleri büyük şanssızlık yani defansı ve kalecisinin sayesinde. Çok da iyi oynadığı belki 5-2-6-2 yenebileceği mücadeleyi 2-2 berabere tamamladı onlar da. Her maçları artık final havasında bitirebileceğimiz en iyi yerde bitireceğiz diyor Sergen Yalçın Hoca ve burada da Alanya Spor deplasmanında zorlanacaklardır Alanya Spor'un oynamış olduğu futboldan dolayı diye düşünüyorum ben ve bu videoları sizlere biz en az 1,5-2 gün önceden çektiğimiz için güncel sakat cezalı bilgilerine ilk maçtan önce Cuma günü ilk maçtan 1-2 saat öncesine kadar listeleri tekrar bir kontrol edin diye söyleyelim. Şu an herhangi bir sakat cezalı bilgisi görünmüyor. Çünkü bu mücadelede dediğim gibi kapatmanın dışında en az iki tercih yapılmalı diyorum. Ben Beşiktaş'ın galibiyeti normal sonuç olarak Toto kolonunuzda yer alabileceği gibi onun dışında ben 1 ile aradım sürprizi. Çünkü bazı maçlarda sürpriz aramamız gerekiyor biliyorsunuz. Bazılarını tek geçeceğiz favorileri, bazılarını da sürpriz arayacağız. O yüzden 0-2 değil de 1-2 olarak aradım ben sürprizi. Sizler de kafanıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Antalya Spor Fenerbahçe mücadelesine baktığımızda Antalya Spor'un çıkışta olduğunu hatta geçen hafta 10 kişi kalmasına rağmen güzel bir kontra atakla Malatya Spor karşısında deplasmanda 2-1 galip geldiğini söyleyelim. Dediğim gibi Sinan Gümüş ve Podolski transferlerinden sonra çıkışa da geçtiler yine. Yeni hocalarıyla da birlikte Fenerbahçe'de kaybedilen bir derbi var. Bunun arkası nasıl gelir? Ersun Yanal istifa etmedi. Bekleniyordu ama devam edecekler herhalde. Sezon sonuna kadar görür mü görmez mi bilmiyorum. Ama istifa etme işinin sebebi de herhalde şöyle bir fikstüre baktı. Ben buradan toparlarım dedi herhalde şampiyonluk için ama tabii Antalya Spor deplasmanında zorlanacaktır bu derbi. Şeyinden sonra da ne deniyor ona travmasından sonra da Sinan Gümüş'ün kırmızı kart cezası olduğunu söyleyelim. Malatya maçında kırmızı görmüştü. Tek eksik o. Fenerbahçe'de önemli eksikler var. Emre Belözoğlu yine oynamayacak. Isla defansta sarı kart cezası önemli bir eksik. Deniz Türüç kırmızı kart cezası derbiden kalma biliyorsunuz ve Rodriguez'in de olmayışı Fenerbahçe'yi hücum anlamında sıkıntıya sokuyor.
burada çıkabilecek. Tamam, Fenerbahçe doğal favoridir. Yenebilir, yenmesi de lazım. Evet, bunu favori olarak alabilirsiniz ama yanına mutlaka sıfır koymalısınız diye düşünüyorum. Ben bu mücadele 1-1 ya da belki Fenerbahçe yense de zorla 2-1 yenebilir diye düşünüyorum. O yüzden 0 ve 2 olarak öneriyorum efendim sizlere. Galatasaray Gençler Birliği mücadelesini tek geçtim. Herhangi bir sürpriz beklemiyorum. Galatasaray çıkıştayken 7'de 7 yapmışken, hatta en son derbiyi de kazanmışken Gençler Birliği gibi bir rakibi kendi sahasında çok büyük mucizeler olmadıkça ben yeneceğini düşünüyorum. Luyendama ve Belhanda. Luyendama sakat, Belhanda kırmızı kart cezası, biliyorsunuz derbiden kalma. Lemina'nın da sakatlığı devam ediyor. Gençler Birliği'nde de kaleci Gençler Birliği'nde önemli bir sorun görünmüyor. Şimdi dediğim gibi tek geçtim. Galatasaray'a aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Puan kaybı beklemiyorum. Trabzon-Rize maçından da yine aynı şekilde. Çünkü kuponumu ben biliyorsunuz binlerce lira oynayanlarınız da var. 2-4-8 lira oynayanlar da var. Ortalama olsun diye 256'ya falan denk getiriyorum ben tercihlerimi. O şekilde öneriyorum. Tek tercih yapacaklara da ayrı tercih veriyorum. Bütçesi olanlara da yine onlar da zaten faydalanıp ona göre şeyler yapıyorlar. Trabzon-Rize mücadelesinde Beşiktaş karşısında alınan en azından bere kaldılar, yenilmediler. Deplasmanda ve şampiyonluk yolunda dolu dizgin ilerlemeye devam ediyorlar. Kendi evlerinde herhangi bir böyle maçlarda en azından puan kaybı yaşayacaklarını sanmıyorum. Rize Spor'u da Başakşehir karşısında izledik. Yine zaman zaman tehlikeli de oldular. Onların da acil puanlara ihtiyacı var. Keza alt sıraların hemen üstündeler. Trabzonspor'a baktığımızda Kampi defanstan sarı kart cezalısı. Envakame ya da Vakayeme şüpheli görünüyor. Belki oynama ihtimali var. Yusuf Sarı şüpheli görünüyor. Hosseini'nin zaten sakatlığı var. Rize Spor'da da çok önemli bir sakat cezalı yok. Ben Trabzon'u da kendi saha ve seyircisi önünde maçı kazanacağını, bir aksilik olacağını düşünmüyorum. Direkt 1 olarak geçtim. Bütçesi olanlar sürpriz arayacaklar da 0'la arayabilirler diye düşünüyorum ama ben tek geçtim. Sürpriz şeylerimi, haklarımı aşağıda başka maçlarda kullandım. Konya Spor Kasımpaşa mücadelesine baktığımızda Konya Spor'u evvelki hafta beğenmemiştim ama bu hafta biraz daha iyi gördüm Kayseri karşısında ama yine de sürpriz aramıştık 1 ve 0'la ki Kayseri zar zor sonradan beraberliği yakaladı. Konya Spor biraz çıkışa geçebilir. Kasımpaşa keza her ne kadar kendi evinde Denizli'yi yenmiş olsa iyi gördüm onları da, iyi gördüm. Bu maçta da Toto açısından biraz daha bakmak lazım. Her iki takımda önemli sakat cezalı görmüyorum ama Konya'nın artık kendi evinde bir kazanabilme ihtimaline bir koydum cebe. Biri oynadım. Sürprizi de sıfırla değil de 2 ile aradım. Toto açısından hani birçok kişi belki 1-0 ya da 0-2 arayacaktır bilmiyorum ama favori Konyaspor olacaktır kendi evinde. Onu bir cebe koydum. Sürprizi de 2 ile aradım. Yine kafanıza yatıyorsa bu şekilde tercihler yapabilirsiniz. Denizli Spor Malatya Spor mücadelesi 6. maç. Denizli Spor'u çok iyi görmedim. Her ne kadar başına Bülent Uygun da gelse kısa zamanda düzeltemeyecek bazı sorunlar var gibi görünüyor. İkisi de aynı puanda 12 ve 13. sıraları paylaşıyorlar. Malatya Spor'u biraz daha ilk yarıdaki maçı da kendi evinde 5-1 kazanmıştı bu arada Denizli. Biliyorsunuz ilk yarıda özellikle deplasmanlarda daha iyiydi. Malatya'yı da Galatasaray karşısında ve ya Antalya karşısında da fena değillerdi ama kontradan golü yediler işte. Her ne kadar şöyle de olur böyle de olur desek maç içindeki dinamikler her şeyi değiştiriyor arkadaşlar. Bir kırmızı kart oyun yapısını değiştiriyor. Erken gelen gol maçı koparıyor. Belli bir dakikaya kadar gol olmazsa ona göre stratejiler, formasyonlar değişiyor. O yüzden öngörüyoruz sadece, tabii tahmin etmeye çalışıyoruz ama Denizli Spor'un kendi sahasında ben bilmiyorum. Bir de Toto açısından baktığımız zaman kim favori olur bilmiyorum ama ben Denizli'ye pek gidemedim yani. Beraberlik, ağır beraberlik kokuyor. Yine tek tercih yapacak olan arkadaşlar beraberlik alabilir ama ben sürprizi Alanya ile aradım. Malatya ile aradım. 0 ve 2 olarak aldım kolona. Ankara Gücü Sivas Spor maçına baktığımızda bütçe yükselmesin diye sıfırı sildim. Sivas Spor'a güveniyorum, kazanacaktır. Ama sürpriz aranabilir mi diye baktığımızda hani bu tür bazı can alıcı maçlar belirliyor ya Toto'nun kaderini. O yüzden sıfır aranabilir diye düşündüm ama baktım kupon uçtu gidiyor. Ankara Gücü de hani Fenerbahçe'yi yendi ama Gençler Birliği'ne karşı çok da yani çok da kazanmayı hak edecek oyunu oynamadı diyebiliriz. Liderliğe oynayan Sivas Spor'un artık daha fazla puan kaybına tahammülü yok. Onlar da Alanya'yı yenmişlerdi geçen hafta biliyorsunuz. Burada direkt Sivas'a kullandım ama bütçesi olanlar ve sürpriz peşinde koşanlar sıfırı da mutlaka denesinler ya da farklı bir 50 kuruşluk yapacakları birkaç kupon yapın diyoruz. Hep 50 kuruşluk orlarda bir sürpriz atabilirler. Bir maçım daha var böyle sonradan sildiğim, onu da söyleyeceğim. Başakşehir Gaziantep maçında her ne kadar yorgun da dönse moralli moralsiz fark etmez. Gaziantep'in burada Başakşehir'e karşı bir sürpriz yapabileceğini düşünmüyorum. Evet, çoğunuz belki dengesiz takım abi olur mu? Hani böyle hızlı hata da çıkabiliyor falan diyorsunuz ama Göztepe karşısında şansının da yardımıyla diyelim. Göztepe daha iyi oynadı. Beraberliği kurtardı Gaziantep. Yine bir beraberlik beklentimiz vardı bu maçta da ama
Başakşehir'e karşı sanki sökmez gibi geliyor bana ama Avrupa yorgunluğundan dolayı beraberliği de almak isteyenler alabilirler. Ben Başakşehir'i kendi evimde tek geçtim. Biraz daha Avrupa'daki maçlarda çifte şansa gittim. Dediğim gibi Gaziantep'in kazanacağını düşünmüyorum. Sürpriz çıksa da sıfırla çıkar. Ben kolonuma bir olarak aldım. Kayseri-Göztepe mücadelesinde ben Göztepe'nin deplasman performansına güvenmeye devam edeceğim. Özellikle kalecisinden tutun ileri uçta Halil Akbunar olsun, Serdar Gürler olsun, kaleci Beto olsun mükemmel performans sergiliyorlar. Kayseri Spor da evet canla başla savaşıyor. Bir şeyler de yapmaya başladı da çalışıyor da. Hani Denizli'yi yendi, Konyaspor'la berabere kaldı ama Göztepe'ye kafa tutabilecek kadar iyiler mi orası muamma. Tabi bu maçın ağırlıklı olarak yine berabere biteceğini düşünüyorum. Yine sakat cezalı bilgisi yok şu anda. Tek tercih yapacaklar beraberliği alabilirler ama ben Göztepe'yi de aldım yanında 0 ve 2 olarak kullandım. Belki Göztepe'de yenebilir diye düşünüyorum. Tottenham Wolverhampton maçı işte burada yine bir tercihi çıkardım. Ben Tottenham yine Avrupa'dan dönmüş olmayacak veya Avrupa'ya gidiyor olmayacak. Leipzig'te maç yaptı ama birkaç hafta sonra tekrar rövanşı var. Wolverhampton evet deplasmanlarda özellikle tehlikeli bir takım. Sonuçta çok da berabere kalan bir takım. Tehlikeli oyuncuları da var. Ki ligin ilk yarısında Tottenham deplasmanda 2-1 yenmişti. Tottenham'da da bir düşüş mevcut. Hani Leipzig'i yenildiler, Chelsea'yi yenildiler. Çok da iç açıcı değil ama Harry Kane'in yokluğunda hele bir de. Şimdi Sissoko da sakatlığı devam ediyor. Sadece bu iki oyuncu yok görünüyor. Wolverhampton tam kadro. Sıfır tercihi de mutlaka önemli. Tek tercih yapacaklar ve sürprizcilere sıfır öneririm ama ben Tottenham'dan yana kullandım. 1 ve 0 bütçesi olanlara öneriyorum. Tek tercih yapacaklara 0 öneriyorum. Ben 1 olarak aldım kuponuma. Zor da olsa kazanmaları gerektiği için biraz da güvenip 1 aldım yani. Ama Toto açısından baktığımızda sürpriz ararsak 0'la çıkabilir diye düşünüyorum. Everton-Manchester United maçında geçen hafta Arsenal'e karşı Everton'un sürpriz yapabileceğini düşünmüştük. Ama Arsenal iyi oynadı. Goller de erken geldi arka arkaya falan. Derken 3-2'ye yenildi Everton. Yine berabere ağırlıklı bir maç düşünüyorduk biliyorsunuz ama Manchester United biraz daha sürprize açık bir takım. Avrupa'dan da UEFA Avrupa Ligi maçı da var biliyorsunuz. O maçtan sonra oynayacak bunu ve 17'de oynanacak mücadele. Everton'ın kendi sahasında ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. Arsenal'e yapamadı ama Manchester United sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Ben Rashford'un olmayacağını söyleyelim, sakat olduğunu. Everton'da bir şey göremiyorum. Ben sürprizden yana bu maçta kullandım. Bir sürprizi çıkarsa inşallah 1 ve 0 aldım. İsteyen 1-2 alabilir ama en az 2 tercih yapmalısınız bence bu maçta. Ben 1 ve 0'ı tercih ettim. Juventus-Inter mücadelesinde 2 tercih hakkımdan birini de burada kullandım. Juventus İki takım da Avrupa'da oynamış gelmiş olacak. Juventus'un kendi sahasında mücadele, şampiyonluk mücadelesi. Burada her iki tarafta güçlü. Evet, iki tarafında hücum hattı gayet iyi. Juventus ilk maçı deplasmanda yenmişti biliyorsunuz. Önemli bir sakat cezalı olmadığı için her iki takımı da tam kadro göreceğimiz için ve Avrupa'dan dönüşte de aynı yorgunlukta olacakları için hatta Inter Perşembe oynayacak. Daha biraz yorgun olabilir. Burada en fazla çıkaracağı beraberlik olacaktır diye düşündüğüm için 1 ve 0 olarak aldım kuponuma. Inter'den galibiyet beklemiyorum. Bilbao Villarreal mücadelesinde Bilbao evinde diye şey olur mu, favori olur mu bilemiyorum. Muhtemelen favori olabilir ama Villarreal'in oynamış olduğu futbolu ben daha çok beğendiğim için özellikle deplasmanlarda kontralardan falan gayet iyiler. Bilbao'yu da bu sene çok fazla beğenmiyorum izlediğim kadarıyla. İki takımda da sakat cezalı görmüyorum ve yine sürpriz tarafına gittim. 0 ve 2'ye gittim. En az 2 tercih yapılmalı. Bir 0 tercihi ağırlıklı ama 2 sürpriz de çıkabilir diye bence bu maça dikkat diyorum. Real Madrid Barcelona El Clasico'ya geldiğimiz zaman iki takımın da yine Avrupa'dan döneceğini söyleyelim ve şampiyonluk yolunda baktığımız zaman Barcelona avantajlı konumda. Her ne kadar Bernabéu'ya gidecek de olsa form durumu olarak son haftalara baktığımızda tabii ki Real Madrid'in önünde görünüyor Barcelona ve bundan dolayı Barcelona'yı ben bir adım önde görüyorum. Eden Hazard'ın sezonu kapattığını söyleyelim. Barcelona'da da yine Suarez ve Sergio Roberto olmayacak. İki takım da Avrupa'dan dönmüş olacak ama Barcelona'nın yenilmeden en azından döneceğini düşündüğüm için 0 ve 2 öneriyorum sizlere. Tabii bütçesi olanlar kapatmalı. O ayrı mesele ama en az 2 tercih yapılmalı. Ben 0-2'den yana kullandım. Son maçımız Hoffenheim-Bayern Münih mücadelesi. Bayern Münih'i de beğeniyorum. Ne kadar Paderborn karşısında zorlanarak kazansalar da defansındaki eksikler ve değişik bir formasyon, üçlü defans çıkması ve ortasında Alaba'yı kullanmasından dolayı böyle zorlandıklarını söyleyelim. Bol bol pozisyona giriyorlar. Gol de yiyeceklerdir tabii. O ayrı mesele. Yine Avrupa'dan da dönecekler ama Hoffenheim'in baktığımız zaman yani bütçesi olanlar sıfırı da değerlendirsin ama ben bütçeyi abartmamak adına hep diyorum ya bütçeyi çoğalatamadığım için bazı maçları tek geçiyorum ama sürprizi de şunu arayabilirsiniz diyorum ya. Burada da sürpriz en fazla çıksa sıfırla çıkar gibi geliyor ama ben direkt 2 çektim. Rahatım burada. O yüzden hani son 2 maçımız zaten 0-2, 0-2, 2 şeklinde oldu. Bayern Münih'e tek geçtim. 256'ya denk getirdiğim kolonum bu şekilde. Sizler de uyan tercihleri alırsınız. Uymayan birkaç taneyi değiştirirsiniz ve inşallah yine aramızdan 15 bilenler ve 14 bilenler çıkar diye söyleyelim.
aynı fikirde olduklarınızı kullanırsınız. Siz de aşağı maçlarla ilgili düşüncelerinizi mutlaka yazın. Aşağıdaki etkileşim yorumlarda çok güzel oluyor. Ben de bakıyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Kalp atıyorum en azından. Okuyamasam bile, cevap veremesem bile. Like'larınızı da desteklerseniz seviniriz efendim. Kanalımıza ve bizlere gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyoruz. Şuradan abone olup kanalımıza ve zil işaretine basıp bildirimleri açtığınızda her video yüklendiğinde bildirim gelir. Her çarşamba günü elimizden geldiğince Toto'yu yayınlamaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimle. Hoşçakalın.